Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şu an, şu an bu videoyu izlediğinizde yeni 8000 oldum. Çok mutluyum. Evet bitti. İnşallah 10.000, 15.000, 20.000, 50.000, 100.000'de 20 .000, 50 .000, 100 .000 de oluruz sizlerin desteğiyle. Çok güzel destek veriyorsunuz. Size çok ama çok teşekkür ediyorum. Başlıktan görüp geldiğiniz üzere tespihler biraz dağınık çünkü vitrinden indirdik bu tespihleri. Çok acele video çekme kararı aldık ve tespih koleksiyonumuzun son halini çok fazla merak eden insanlar olmuş. Biz de bu yüzden saat şu an 11.30 sularında falan olmasına rağmen biz dükkanda akşam 11.30 suları olmasına rağmen akşam dükkanda sizler için koleksiyonun son videosunu çekip evimize gidip yatıp dinleneceğiz. O yüzden sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu izliyorsunuz, ekran fotoğrafı atıyorsunuz ve çoğunuzda gördüğüm şey beğenmiyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Bu yola kadar geldik bize sahip çıktınız, destek verdiniz. Bu yolun devamında da bizlere destek verirseniz çok ama çok mutlu olurum. Koleksiyonumda gördüğünüz bazı parçalar satılıktır. Bazı parçalarda hediye anlamlı olan tespitler olduğu için hiçbir şekilde onları satamıyorum. Satılık olanları söyleyeceğim. Açıklamadaki Instagram adreslerimden bana ulaşıp mesaj olarak atarsanız fiyatlarını sizlere iletirim. O zaman koleksiyonuma başlıyorum. Tekrardan söylüyorum. Dağınık olduğu için hepinizden özür diliyorum. Akşam saat 11.30 sularında ve biz bir video çekelim diye bunları vitrinimizden indirdik. Bunlar dükkanlarda normalde böyle karışık halinde durmuyor. Her biri vitrinde asık, asılmış bir şekilde duruyor. Dükkanımıza gelen arkadaşlarımız zaten tek tek görüyor, koleksiyonumuzu da inceliyor. Öncelikle koleksiyonuma yeni kattığım hem de bir yandan satılık olan bir kuka tespihle başlamak istiyorum. Bu kuka tespih ilk geldiğinde imamesi farklıydı, sistemi yoktu, hitamesi vardı, hitame çivisi yoktu, yukarıda bir boncuk vardı. Biz bunu Ali Yanka ustamıza getirdik. Ali Yanka devlet sanatçısı, ustamıza getirdik. Kendisiyle de Maltepe'de komşu esnafız. Kendisine getirdik, cüzi bir rakama bunu bir tasarım haline getirdik. Sistemini kendisi yaptı. İmamesine güzel bir tasarım yaptı. Hitamet çivisi yaptı. 3 tane sistem abdesi yaptı. Tespih olduğunca eski bir tespih. İmamesinin fotoğraflarını zaten Instagram'dan bizi takip eden dostlarımız görmüştür. Tespih gerçekten çok eski tespih. Ve çok güzel kullanımı olan 41 habbeli bir tespih. Bu satılıktır. Uygun rakama vereceğim. Koleksiyonumda sattığım ürünlerin niyeti daha kaliteli ve daha üst düzey tespih alıp sizlere sunabilmek içindir. Ama yine kendi sevdiğim, değer verdiğim ve hediye gelen tespitlerim olduğu için onların bazılarını satamayacağım. Bunları satılık olanları videoda söyleyeceğim. Ulaşmak isteyen açıklamadaki instagram adresinden mesaj olarak atarlarsa bana ulaşabilirler. Bizler de onlara yardımcı olmaktan şeref duyarız. Bu kukamız çok güzel. Renk almış ve eski bir kuka. Abartmıyorum 30-40 yıllık olan bir kukadır. Çok güzel. Ve bir tasarıma girdikten sonra müthiş bir hal aldı. 41'lik arabik Bunun iki tane gelmişti. Diğerini güzel bir kardeşimize sahiplendirdik. Bunu da inşallah güzel bir kardeşimize sahiplendiririz. Sahiplendirmesek bile benim şahsi kendi koleksiyonumda kalır. Günlük bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirim. Ortalama sen yani bir aya yakında kullanıyorum. Daha bugün bunu ortalama dün mü ne vermiştik? Ustamız 3 gün müddet istedi bizden ama bir gün içerisinde çıkardı. Sağ olsun gittik beraber ipe dizdi bizlere sundu. gösterdim testileri kenara kaldırıyorum. Hatta Berko şöyle bir şey yapalım. Ben sana gösterdim vereyim sen orada bitirmez. Zahmet olacak ama. Şöyle bir çok güzel bir tespihimiz daha var. Aynı şöyle bir malzemeden çıkma. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Şöyle bir bunu ortalama gramını 1 dolar gibi bir rakam aldık. 237 dolardı. Eski bir malzeme katelin çok güzel tespih çıkacağına inandığım için bunu aldım. Harbi çok güzel. Bu tarz tespihleri yani bu tarz malzemeleri toplayıp bunlardan tespih çıkartıyorlar ve çıkardıkları tespihi piyasada Osmanlı diye çok yüklü rakamlara satıyorlar. Biz ise eski bir katelini bulduk. Bunu da isteyene gramını yine uygun bir fiyattan veririz ama dediğimiz gibi biz gramını 1 dolar aldık. Yine bir tespihini çıkacak şekilde Güzel bir rakama sayarız. İsteyene de tesbih yaptırabiliriz. Tanıdık ustalarımız da var. Şöyle çubuklarım var. Bunları Monşer Murat Tokay'dan almıştım. Ortalama 2 sene falan geçti üzerinden. Bunları saklıyorum. Biraz daha eski zamanlarda ya da para bulduğum zamanlarda çünkü devamlı piyasaya borçlanıyoruz mal aldığımız için. Gerçekten para bulduğum zamanlarda borcum harcım bittiğinde bunlardan da tespih yaptırıp sizlere burada koleksiyonumun bir parçası olarak göstermekten şeref duyacağıma inanıyorum. Bunları da şöyle şunun alt kısmına koysana Berko. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Çok güzel bir tespitti. Çok güzel renk aldı. Hatta bundan 10 tane falan gelmişti. Videolarını hatırlayan vardır. Bunun bir tanesini kendi tespih koleksiyonuma koyacağımı söylemiştim ve hepsi çok hızlı bir şekilde satıldı uygun rakamlara vermiştik bu elimde kaldı çok güzel çekimi olan bir ürün elimde kaldı Koleksiyona mı koyduğum için kaldı 11 milime 11 milim ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan ve bunu belirli bir süre kendim kullandım bir tane yedek atbesi ip püskülle kombinlenmiş çok güzel rengi olan bir ürün abartmıyorum dolaba girerseniz eğer dolap hesabınız varsa orada kurcaladığınızda bu tarz ürünleri Abartmıyorum 8-9 bin liraya Osmanlı diye satıyorlar. Anlamayan insan alıyor. Dolap 3 gün içerisinde hesabı onaylıyor. Sonra ne kadar pişman olursan ol. Artık her şey için çok geç. Bu da satılıktır arkadaşlar. Bunu da çok uygun rakama bir dostumuza, bir kardeşimize sahiplendirmeyi düşünüyorum. Bunu hemen vitrinimize gönderiyoruz. Şöyle Necetlerin videosunu çekmiştik. Güzel de Necetlerin videosunu çekmiştik. Bu videodan Çoğunluğu satıldı ve ben birkaç tane kendime 99'luk yapmak için ayırdım. Bunu da Eren Ay kardeşimiz vardı bizim burada o da tespitçi. Ona rica ettim. Çok güzel bir püskül tasarımı ile bize bunu 99'luk olarak tasarladı. Şu 99'luk nece? Hem çekimi çok güzel hem de durdukça renk alacağına inandığım güzel bir tespih. Ha, bazı kardeşlerimiz dükkana geliyorlar bize dalga geçmeye. Bakın arkadaşlar ben bunu su necefi falan demiyorum. Su necefi Doğu Anlas'ta vardı. Onun da videosunu zaten çektik. Kanalımızda vardı. O yüzden şöyle sizlere necep benzetme de diyebilirim. Sıkma keyli var. Çok güzel kullanımı olan değerli bir tespih. Bunlardan elimize birkaç tane kaldı. Eğer ulaşan olursa onlara da fiyat konusunda yardımcı olacağız. Youtube'dan geldiğini söylemesi yeterli bizim için. Tekrardan söylüyorum İstanbul'da oturup dükkana gelmek isteyenler varsa gelsinler. Biz genelde YouTube videolarımızı çekerken dostlarımızın yapmaması gereken şeyleri söylüyoruz. Elimizde de tespit çok fazla olduğu için bazılarını test ediyoruz. Lütfen diyorum ama lütfen dükkana gelip yok şunu Nutella'ya yatırsana şunu şöyle yapsana bunu böyle yapsana diyen arkadaşları bu sefer kendim yatıracağım. Ya da değişik bir şeyler yapacağım onları da siz tahmin edebilirsiniz. Şöyle geçen sene Adana Fuarı'ndan Doğan Naz kardeşimin bana hediye getirdiği bir tespih. Bir sene geçti ve bunun da videosunu çekmiştim. Limon sarısıydı. Hafiften renk almaya başladı. Şöyle bir yedek abdesiyle kombinlenmiş. Çok güzel bir tespih. Kendi koleksiyonumdaki tespihlerin hiçbirini ama hiçbirini ilanlara koymadım. Sadece videolarda tanıtıyorum. Aralarından bazıları eskiliyor, bazıları yenileniyor, yeniden geliyor. Ondan sonra satmak istediklerimize uygun rakamları satıyoruz falan derken koleksiyonumuzu yeniliyoruz. Bunu Doğan Naz Adana Fuarı'nı İlk fuarından bunu bize hediye getirdiği için bunu hiçbir şekilde satamıyorum. Satmak da istemiyorum çünkü çok büyük hatırası var. Kardeşimiz fuara gitmiş, bizi düşünmüş, böyle güzel bir tespih almış. Eğer videoyu izlerse ona da sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Şöyle bir 99'luk bir tespihimiz daha var. Bunun da videosunu hatırlayacaksınız. Şurada kendisini yedek kappeler bir tane imame ayırdım. Eğer bunu ilerleyen zamanda gömme bir kutu yaptırırsam bunları yanında koyacağım. Bunu da öyle satacağım. Şu an satılıktır. 99'luk tespih üstünde komple 925 ayar gümüş püskülü bulunmaktadır. Böyle çıtır çıtır. Bundan 100 liraya satıyordum zamanında ve şiddetle tavsiye ettiğim bir üründü. Kaçırmayın dediğim bir üründü. Elimizde kalmadı. Tükendi zaten videoyu çektim bir hafta içerisinde. Tükendi. Bana güvenen dostlarımız çok 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 memnun kaldı. Çünkü bunların mükemmel bir hara yapısı var. Mükemmel bir hara yapısı var. Alanın pişman olmadığı ürünlerdir. Ve şöyle de bir sürprizim var size. Bunu aldıklarında ben bile bu kadar hızlı renk alacağını tahmin etmiyordum. Alan dostlarımız yazdı. Yazdığı için 1.99'lukta kendime ayırdım. Şöyle yedek parçalarıyla beraber ayırdım yani bir maskot tespit daha yapılacak şekilde ama herhangi bir ilerleyen zamanda değer bir şey gelir diye ayırdım. Bu da satılıktır. Ekran görüntüsü alıp yazana ne yapıyoruz? Bu ürünü de satıyoruz. Hemen şunları da şöyle ikisini alt üstü şöyle koyarsak. Çünkü bu da yedek atmeler kaybolmasın. Monşer Murat ustamızı çoğunuz tanıyorsunuz. Kanalımızda da çok fazla röportajı oldu paylaştık, tespihlerini paylaştık. Değişik değişik işler yaptık. Aslında da güzel işler de yaptık. Kendisi şu an dört dörtlük bir usta oldu. İnşallah bu videoyu izliyordur. Bu tespihi ilk tespihini gördüğünde bakalım ne hissedecek. İlk 10 tespihinden biri olan şöyle imzası sikkesi, şöyle imzası burada kalemle atılmış. Çok güzel renk almaya başladı. Şuralarında kafalarını gümüş yapmış. Çıtır çıtır çekimi olan. Hatta bunu ben ortalama 5-6 ay elimden düşürmemiştim. O zamanlarda çok güzel bir katelinden yapma tesbihi. Monşar Murat'ın tek delik imamı yapmıştı. O zaman ustalığı yeni öğreniyordu. Şimdi ise ustalıkta eline su dökemeyiz. Hakkında yiyemeyiz deyip bırakıyorum. Necmettin Şit Allameoğlu'nun bana hediye ettiği bir tesbih yurt dışından getirmişti. Bundan sadece 4 tane yaptığını söyledi. İstanbul'a geldiğinde hemen yakasına yapıştım. Dedim ki ustam seninle oturup biraz sohbet etmemiz lazım, muhabbet etmemiz lazım, bilgi almamız lazım dediğimde sağ olsun kendisi kırmadı. Oturduk bir kafede bir sohbet muhabbet ettik, anılarını dinledik, dertleştik. Ama kısa bir sohbet de olsa güzel bir sohbet ettik. İnşallah kendisini daha geniş bir zamanda yakaladığımızda da video çekme fırsatı bulabiliriz. Adını unuttum bu tesbihin. Çok güzel bir tesbihti. Doğal, kendisi zaten biliyorsunuz doğal dışına fazla çıkmıyor ama onun hediyesini de her daim saklıyorum. Hiçbir şekilde satmayı da düşünmüyorum. Allah'lara düşürmesin bizleri. Şöyle bir happelerden yapma kolye tarzı bir şeyim var. Bunun da boncukları çok hoşuma gitti. Yedek boncukları kaldı. Bunu da nasıl değerlendiririm diye bilmiyorum. O yüzden kalsın. Belki ilerleyen zamanda bir işimize yarar diye koleksiyonumda saklıyorum. Bunu da koyalım. Şu kolyeler eskileri falan piyasada çok 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 pahalıya satılıyor. Satılıyor, hala satılıyor ve bunu Şöyle alıp da birkaç ay bekletip Osmanlı diye kolye diye dolap hesaplarından ya da Instagram'dan çok fazla satıldığını gördüm. Ben ise bunu hatıra diye aldım ve insanlara göstermek için aldım. Yeni bir malzemedir. Satan üstadlar da bunu hani toplamını satan üstadlar da bunun yeni malzeme olduğunu söylüyor. Kolye bunu Osmanlı kolye diye de çok rahat bir şekilde satıyorlar. Ama malzeme tamamen yeni. Dükkana gelen dostlarıma gösterip bir şeyleri kanıtlamak için aldım. Osmanlı olduğunda hiç kimseye bu zamana kadar söylemedim. Bu da satılık değildir. Çünkü bir kanıt belgesi olarak kullanıyorum. Muhammed Göktaş Kuka. Bu da benim hayatımdaki ilk usta iş tespitlerimden birisi. Tespih DK adıyla bilinen Dündar abimiz bize bu tespihi hediye etmişti bir mezatta. Bunun anısını, tarifini hiçbir şekilde unutamam. Bu yüzden bunu hiçbir şekilde satmayacağım. Bu da kendi koleksiyonumda kalacak. Kendi koleksiyonum genellikle dükkanı bir gün kapatırsam, batarsam ya da sektör değiştirirsem kendi koleksiyonumu alacağım. Yeni geçtiğim sektörde ya da evimde, duvarımda asılı halinde kalacak. Ya da banka kasasına bunları saklayacağım. Sadece günlük kullanacağım kadar 3-4 tane alacağım. Artık 2-3 ayda bir banka kasasını yenilerken onları değiştirebilirim. Şöyle çok güzel bir kuka Muhammed Göktaş bildiğim kadarıyla tespih yapmayı bıraktı. Son tespihini de biz aldık. Güzel bir kardeşimize sahiplendirdik. O da Aytaş'tı büyük ihtimalle. Rahmetli babamın bir tespihi var. Bu tespihi de ben almıştım ona. Bunun da anası çok fazla. Ona bir tane sıkma var almıştım. Yine maskot aynı boyutta. O zamanlar o sıkma keri fiyatı çok uygundu. Kendisi tespihi kaybetti ve oğlum sen fazla zarara girme. Ben genellikle tespihi kaybediyorum, çaldırıyorum dediği için böyle bir tespih almıştı. Benden o zamanlarda plastik tespihi çok fazla satıyordum. Bunu almıştı. Rahmetli olduğunda bunu arabasından aldım. Bunu da artık saklıyoruz. Aralarında belki koleksiyonumun en değerli parçalarından biridir. Hemen bunu da kaldıralım. Şöyle bir tespihimiz. Yine Monşar Murat Tokay. Havşa delimli küre. Bu da sarıydı. Videolardan hatırlarsınız. Çok güzel çekimi olan. Değerli bir tesi. Bu satılık ama ilk Monşar Murat Usta'mızın yaptığı tespit satılık değildi. Bu sistemli olan satılık. Bunu ilk videolardan size atabilirim. İlk koleksiyon videolarından size atabilirim. Çok güzel renk aldı. Daha da renk alacak değerli bir malzeme. Tamamı kuru tornadır. Havşa dilimdir. Şöyle dilimlerini gösterelim. Havşa dilimdir. Değerli, güzel bir malzemedir. Hemen bunu da bırakıyorum. Şöyle bir piyasada Osmanlı Ateş diye satılan... Ortalama 9 yıldır 10 yıldır bende olan 39 gram gümüş püsküllü çok güzel bir tespihimiz daha. Dükkana gelen herkesin ama herkesin aşık olduğu kullandığı videolarından görüp gelenler dükkana ilk buna sarı sarıldığı bir tespittir. Herkesin eli değmiştir. Fazlasıyla hatırası olan bir tespih sadece 39 gram gümüş püskülü var. Bunu da Ömer kardeşimiz bize uygun rakama sahiplendirdiği için gümüş püskülü sahiplendirdik. Bunu da satmayı düşünmüyorum. Bu yüzden kalsın diye koyduk. Şöyle bir andız tespihimiz var. Tabii ki her koleksiyonda bir andız tespih olması gerektiği için bizim de bir andız tespihimiz var. Bu andız tespihi de satılıktır, eskidir. Birinin koleksiyonundan çıkmaydı. Ben de bunu ara sıra kullanıyorum diye püskül hiçbir şekilde gümüş değil. Ben de bunu ara sıra kullanıyorum diye koleksiyonuma koydum. Eğer güzel de bir rakam verecek olan varsa bunu da uygun rakama satacağım. Hemen bunu da bırakalım. Şöyle kuzenimin bana Şehir dışına çıktığında hediye getirdiği doğal taş tespihi siyah böyle püskülü bunu kullanmaya kıyamıyorum. ipi çok çabuk kesiliyor diye. Bunda hatırası çok büyük. Hiçbir şekilde satılık değildir. Ömer kardeşimin tekrardan bana verdiği bir hediye. Şunun çekimine bak ya. Çok güzel. Bununla beraber 3 tane verdi. Şöyle usta imzası falan mevcut. Çok güzel rengi olan. Piyasada gerçekten değerli olan bir tespih kullanımı. Çok keyifli. Ömer kardeşimizin bana verdiği çok değerli bir hediye. Eğer bu videoyu izliyorsa ona selam olsun. Allah razı olsun ondan çok güzel bir hediye verdi bize. Şöyle bir aynı da Osmanlı ateş gibi olan bir obje ama bu da eski bir 10-12 yıllık bir malzeme. Buna bir tane kazas püskül buldum. Kazas püskül taktım. Komple bin ayar gümüş püsküllü. Bunu da satılıktır. Uygun rakama vereceğim yine eski. Kendi koleksiyonumdan çıkan ürünleri aldığınızda eğer hoşunuza gitmeyen bir şey varsa anında iadesini alırım. Çünkü her birini özenle aldım, biriktirdim mesela. Aldım, kenara koydum, şu şekilde beklettim. Gümüş püskül bulduğumda bunlara tek tek gümüş püskül taktım diyebilirim sizlere. Çok kaliteli ve çok güzel bir malzemedir. Zaten videoda da çok net bir şekilde güzelliği belli oluyor. Elinize aldığınızda aşık olacağınız bir ürün diyebilirim. Bunu da hemen kaldıralım. Şöyle bir Gürkan abimizin bize hediye ettiği o zamanlarda Kuka'ya gerçekten kafayı kırmıştım. Kuka'ya çok sarmıştım. O zamanlarda bize hediye ettiği Çok değerli bir Kuka daha. Hiçbir şekilde satılık değildir. Güzel bir tespittir. Hediyedir. Hemen yanında askerde kullandığım ortalama bir yıl gece gündüz nöbetlerde her yerde kullandığım bütün tespitlerimi komutanlara yakalatmıştım. Tek yakalatmadığım tespihim. Bu da hatırası çok büyük olduğu için satılık değil. Şu ikisini de hemen kaldırmak istiyorum. Doğan Nus'un Doğan sattığı tespihlerden bir tanesi bunu görmüştüm. Limon sarısıydı. Hatta bu epey de bir renk almıştı. Aldım. Şöyle güzel bir kazaz püskül taktım. Bunu da kendim ara sıra kullanıyorum ama koleksiyonumun nadide parçalarından biri. Bunu da satmaya düşünmüyorum. Yeni malzeme çubuk diye satılan ürünlerden birisi ama dükkanımıza gelen çoğu insan bu tespihe bir fiyat biçti, bir değer biçti ama hiçbir şekilde vermedik, vermeyi de düşünmüyorum. Bu şu. İkisi Ömer kardeşimin bize çok değerli hediyeleri tekrardan. Tesbihim rengi bir kere can alıyor. Videoyu izliyorsa ona tekrar tekrar selam gösteriyorum. ya Gönderiyorum. Çünkü geldi iki tane bize müthiş bir tespih verdi. Hatta bunu bugünlük yanıma alayım. Ya. Yanımda kullanacağım tespih yok. Dabbas malzeme biri. Diğeri de şöyle ne yazıyor? Yazıyı okuyamadım ya. Ömer Daş. Adaşıymış Ömer'i. Bize verdiği iki tane çok güzel bir tespih. Çıtır çıtır. Bunları da günlük kullanırım diye saklıyorum. Bunlar da hiçbir şekilde satılık değildir. Şurada tapas limon sarısı. Bunu bir sonraki koleksiyon videomda renk almış şekilde görürseniz hiçbir şekilde şaşırmayın. Portakal ağacı tespih. Bu da hediyedir. Çok güzel, hoşuma gitti çekimi. Emre abimiz bunu bana hediye verdi. Çok güzel çekim olan. O yüzden bunu da satmıyorum. Ama portakal ağacını tattığım için çok memnunum. Ve... Bunu size öneririm eğer portakal ağacı buluyorsanız kaçırmayın alın diyebilirim sizlere. İsmini vermek istemediğim eski düşmanlarımdan birinin tesbihi bana hediye etti. Hediyede bizde saklarız genellikle satmayız. Damla kehri varmış kendisi bir şeyler anlatmıştı ama olsun anlattığı falan önemli değil. Zamanında beni düşünüp bana gönderilmiş bir hediye olduğu için bunu da güzel bir şekilde saklıyoruz. Şöyle bir beyaz amur hatta renk almaya başlamış olan çok kaliteli bir malzeme var. Bu da satılık. Bu da satılık benim koleksiyondan çıkma. Eğer bu gitmezse gümüş püskülde gelirse bunu da satmamayı düşünüyorum. Bunu aldığımızda güzel bir gümüş püskül taktığımızda hiçbir şekilde pişman olmayacağınız çok değerli bir tespih. Beyaz hamur. günlük kullanıma uygun. Bunu da bırakıyorum. Şu tespih. Halit Uzunkaya'nın tespihi ve arada kavga çıkartan tespihi. Gümüş püskürlü böyle özel bir gümüş püskürlü. Bunda Aytaç kardeşimiz hediye etmişti püskülünü. Yedek abdesi vardı kaybolmuştu geri buldum yedek abdesini. Bu tespihi Doğan Nas'la kavga dövüş aldığım bir tespih. Fuardan almıştı galiba aynen fuardan almış kendine. Benim de elime o kadar çok oturdu ki bunu hiçbir şekilde Doğa'ya vermek istemedim. Ama Doğa'ya bir canımı almadığı kaldı. Bir sürü benden para ve tespih aldı. Ama onu biraz inada bindirdi. Çünkü o da onu sevmişti ama... Bu da satılık değil. Bu da benim değerli malzemelerimden birisi. Tarih öğretmenimizin değerli koleksiyonu olan bir tesbih koleksiyonu vardı. Orada bana dedi ki bir tane seç. Gözümü kapattım. İlk önüme çıkan değerli bir tesbihi seçtim. Eğer inşallah gün gelir tarih öğretmenimiz bu videoyu izlerse şöyle gümüş püskül taktım hocam buna. Ağır bir gümüş püskül taktım. Hala tesbihim ben de. Ara sıra hala kullanıyorum. Ağır da bir gümüş püskül taktık buna. Bu yüzden değerini biliyoruz. Hediye geldi mi? Değerini biliyoruz. Aga. Hemen satmıyoruz. Şöyle bir tespihimiz daha var. Bu satılıktır. Bu satılıktır. Bunu da şiddetle önermiştim. Bundan hatta iki rengi gelmişti. Bunu da önermiştim. Bir beş tane falan gelmişti bundan. Hızlı bir şekilde satıldı. Ve elimde bir tane kaldı. Rengi kullanımı, hamuru çok hoşuma gittiği için kendi koleksiyonuma ayırmıştım. Püskülü gümüş değil. Eğer isteyen olursa, Instagram'dan mesaj atarsa onunla da iletişime geçeriz. Bu da benim e, toptancımın hediyesi bana. Bir tane hediye verdi. Hatta bunun yedek şey malzemesi falan da vardı. Bunu da hatıra olarak saklıyoruz. Hemen kaldıralım. Şu Zaza tespihimiz Keri vardan. Bir dostumuz bunu ilk kez Zaza yapmaya çalışmış ve ben görünce güzel olmuş kardeşim, güzel yoldasın dediğimde bana bunu hediye etti. Bunun da ilk tespihi olduğu için hatıra olarak saklıyoruz. Doğan Naz kardeşimizle tanıştığımızda ilk bana verdiği hediye tespihi Galatasaraylı olduğumu bildiği için Galatasaray amlem yapmış. Şurada çakal her yere koyduğu gibi kendi amblemini koymuş. Instagram'dan onu da takip edebilirsiniz. Çok dürüst, çok güzel esnaftır ve elinde çok nadide parçalar vardır. Bunu da satamıyoruz o yüzden. 16 TL'ye aldığım daha YouTube'a bile ilk başladığımda başlamadan önce aldığım YouTube'da her videomda neredeyse gösterdiğim 16 TL'ye aldığım meşhur zar artık bunun adı zar bile olmadı. 16 TL'lik tespih oldu. İlk aldığım günkü püskülüyle duruyor. Az bir şey kararmış. Çok güzel çekim olan, bende anlamı çok olan bir tespih. Bu yüzden bunu da satamıyoruz. Bunu da gönderiyorum. Bunun da videosunu çekmiştik. Bunu da toplu almıştık. Eski bir koleksiyon satın almıştık. Bunun çoğunluğunu sattık. Birkaç tane kaldı. Bir tanesini kendi koleksiyonuma ayırdım. Günlük kullanıma çok ama çok keyifli bir tespih. Çok da hoşuma giden bir tespih. Kullanılması çok güzel bir tespih. Bunu da öneriyorum. Bu da satılıktır arkadaşlar. Bunu da koyuyorum. Şöyle... Günümüzde milleti dolandırmaya çok devam eden ama bunu gerçekten söylüyorum. Toptancıları satarken yeni malzeme olduğunu söylüyor. Rüzgar güllü, hareli, ucunda gümüş paranın olduğu çıtır çıtır çekimi olan müthiş bir tespih. Yani harelerine baksanız rüzgar güllü. Bu da satılık. Bunu da uygun rakama vereceğim. Çünkü niye? Hani bir kardeşimizin de olsun ama diyorum bak sonra ilerleyen zamanda sattım da yok bana bunu Osmanlı diye sattın falan filan eski diye sattın demeyin. Yeni malzeme nedir? Rüzgar gülüdür. Bu video burada kanıt halinde dursun. Yeni malzemedir. Rüzgar gülü haleledir. Çıtır çıtır çekimi vardır. Parası gümüştür. Bu kadar. Şöyle bir tespihim daha var. Bazı hapbeleri zarar görmüş. Bunu da bir ihtiyar koleksiyonerden aldık. Adam yaşlıydı. Gördük, hoşumuza gitti. Bunu aldık. Birkaç hapbesinde şöyle kırıklıklar olsa da Tespih benim çok hoşuma gitti. Kullanıma çok uygun, çok ideal bir tespih. Eski bir tespih. Renk almış bir tespih. Tıraşlattığınızda limon rengi çıkacak. Çok güzel bir tespih. Bu da satılıktır. Şimdi bu gösterdiğim tespit de satılık. Bu gösterdiğim tespit de satılık. Bunu da bir koleksiyonerden aldık. Komple 925 er gümüş püskül taktık. Ama böyle habbeleri falan farklı renkte olduğu için benim çok dikkatimi çekti. Bir ojeden yapılması gerek bu tespihin. Büyük ihtimalle bir ojeden yapılmıştı. Bu öyle hatırlıyorum. Çünkü çok fazla tespihim var. Bazı şeyleri hatırlayamıyorum. Çok güzel kaliteli çıtır çıtır çekimi olan. Renk almış ve daha da renk alacak. Özellikle artık tespihlerime gümüş püskül takmaya başladım. Müşterilerimiz geliyor. Ya da farklı bir yerden gümüş püskül bulduğumuzda tespihlerime takmaya başladım. Sıradan bir çubuk. Bunu da bir zamanda videosunu atmıştım. Bundan 3 tane gelmişti ama bunların kullanımı çok farklı. Renk alması çok farklı. Bunu kaçırmayın dedim. Videoyu paylaştım. 1 saat içinde o 3'ü satılmıştı. Kendim de aldım. Size şiddetle önerdiğim şeyleri genelde kendim de alıyorum. 925 yer komple ağır bir gümüş yaptık. 3 yedek atlesini koyduk. Çok güzel çekimi olan koleksiyona uygun çıtır çıtır bir tespih en özel koleksiyonumun en özel ikinci tespihi. Rahmetli babamın tespihinden sonra en özel ikinci tespihi. Çünkü kendi emeklerimde kendi yaptığım sistemine kadar her şeyini kendim yaptığım çok değer verdiğim bir tespih. Komple renk aldı ya. Bunun ilk yaptığım tornası videoları falan da vardı. Müthiş renk aldı. Belki ilerleyen zamanda belki bir gün bir torna daha bulursak bir şey olursa bunu da bir tıraşlama şansımız olursa tıraşlar her şeyini doğru düzgün yapar. Kullanırız. Şöyle hatta bunu takım yapmaya falan çalışmıştım böyle. Evet be. Gerçekten elim yatkınmış zamanımda da. işte dükkanda torna biraz zorluyor bizi. Mesut abimizin bir ara tespih almıştım ondan. Mesut abimizin yanında gönderdiği hediye. Hatta söylemişti. Çok eski bir tespih o gün. Bunun zamanında çok fazla paraya talip oldular. Ama seni satmayacağını düşündüğüm için senin koleksiyonunda kalması daha doğru olur dedi. Bana gönderdi. Biz de bunu koleksiyonumuzda bak, bak, saklıyoruz. Tespih ustası Mesut abimiz şöyle mega tespitçilik hatta. Buna birkaç tanesini kendisi de tornada düzeltmiş. Çok güzel renk almış. Harbiden Osmanlı hassasiyeti veren bir tesbih diyebilirim sizlere. Buna da inşallah ilerleyen zamanlarda gümüş püskül takıp saklamaya çalışırız. Şöyle bir tespihimiz daha. Bu para verdim mi hediye miydi hatırlamıyorum. Eğer aranızda bunu aldığım kişi varsa para verdim mi hediye mi etti bilmiyorum. Şöyle çok güzel bir özel bir püskülle kombinledik bunu. Çok güzel bir tesbih ya. Bunu da kıyamıyorum satmaya. Katelin müthiş bir tespih. Ama hani bir yazarsa ona göre buna da bir fiyat düşünebiliriz. Koleksiyonumuzu daha ilerleyen seviyelere taşımak için. Son olarak kuzenimin bana hediye ettiği Gaziantep'ten aldığı komple gümüş püsküllü baş harfimle ismimin baş harfinin soy ismimin baş harfinin olduğu bir tespih komple gümüştür. Sıkma keri bardan yapılma. Çok güzel çekimi var ama sallamaya kıyamıyorum. Hediye etti de dahil değiştirmedim. Koleksiyonumda saklıyorum. Koleksiyon videom son olarak bu kadar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Eğer dediğim gibi emek verirseniz bu dakikaya kadar izlediyseniz çok ama çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.